sevgili izleyiciler, rivayete göre 10 yaşında, bir rivayete göre 13 yaşındayken, bir rivayete göre de 15 yaşındayken, yani her halükarda çocuk gelin oluyor. Babası Hamit tarafından kendisinden 10 yaş büyük Kamil ile evlendiriliyor. Ve evlendikten 3 yıl sonra kocasını bırakıyor, babasının köyüne geliyor. Cemil oraya geldikten sonra ortalıklardan kayboluyor. Bir süre sonra kayboluyor. O sırada da Hamit Bey'in üçüncü eşi Naciye Hanım orada, onların yanında. Ekranda gördüğünüz Fatma Hanım da Cemile'nin öz ablası. Sevgili Birgül de öz yeğeni. Şimdi Cemile ve daha sonrasında 2012 yılında Hatice'nin, yani diğer ablası olan, kardeşi olan Hatice'nin gidip jandarmaya bazı şeyler söylemesinin ardından bu aile sırrı ortaya çıkıyor. Ve abi Mustafa'nın babası Hamit'le beraber önce Cemile'yi öldürdükleri, arkasından Kamil'i ortadan kaldırdıkları düşünülüyor. Şimdi çok önemli bir tanık. Siz kimliğini biliyorsunuz. Ekranda görünce tanıyacaksınız. Ama lütfen bizden istediği, kimliğinin asla ve asla, asla ve asla ortaya çıkmasını istemiyor. Çünkü cinayetle ilgili anlatacakları çok kritik. Bunun bir cinayet olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer de bunu bir cinayet olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla anlatacakları bizim için çok 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 önemli. Yakın akrabalarıyım. Evet. Ben bir onların evine gittiydim. Bir yoğurt mayası lazımdı. Oraya gittim. Kapıları açıktı. İçeride konuşuyorlardı. Ben de balkonda oturdum. Kim vardı evde? Evde amcaları gelmişti Ağrı'dan, hakim amcaları. Babaları Hamit, Mustafa eşi, Hamit'in karısı cinayeti konuşuyorlardı. Zaten biz komşular olarak şüpheleniyorduk kız ortadan kaybolduğu için. Yani Naciye de cinayeti konuşuyor muydu o sırada? İçeride toplu halde konuşuyorlardı. Ben yoğurt mayası lazım olduğu için yoğurt mayasına gittiydim. Kapıda yüksek konuşma sesleri, hararetli ses geldiği için ben dinledim. Cinayetle ilgili aile, yani Cemile'nin babası, üvey abisi ve Naciye de mi cinayeti konuşuyordu? Tabii, şimdi Didem Hanım, o zaman Hamit yaşıyordu. Hı. Kardeşi Ağrı'dan gelmişti, hakim. Evet. Akrabaları geldiğini duymuştum. Ben oraya yoğurt mayası lazımdı. Onu almaya gitmiştim. Kapıda ben oturdum. Minder tamam. falan sermişler kapıya oturdum. Evet. Yaz günüydü. Konuşuyorlardı. İşte amca dedi başımıza kocası bela olmuş dedi. Kocasını nasıl yapalım dedi. Başta hakim dedi kızı ne şekil şey yaptınız dedi. Naciye dedi ben kıza kıyafetimi giydirmişim. Kimse tanımasın ben zannetsin dedi. Hakim dedi. Zaten sen akıllısın. Senin akıllı olduğunu ben biliyorum dedi. Aha. Ondan sonra Hatice, Mustafa, bunlar üçü ormana gitmişler. Hamit. Hı hı. Ondan sonra dedi nasıl yaptınız dedi. Kız çok güçlüydü. Elimizden dedi kurtulmaya çalıştı dedi. Zor zapt ettik dedi Hatice. Mustafa'nın karısı. Ondan sonra dedi zaten öldürmeseydik rezil olacaktık. Millette dedi hamileydi. Yarın bir gün karnı açığa çıkacaktı dedi. Ondan sonra Hamit dedi ki ben seninle birlikte dedi hakim dedi seninle birlikte ben Ağrı'ya gelim dedi bir iki ay dedi Ağrı'da kalayım dedi. Evet. Hakim dedi niye dedi hayır ortalıkta da kaybolma burada kal hayır dedi ben illa Ağrı'ya geleceğim dedi derneğe gideceğim bu. Siz kardeşinizin öldürüldüğü sırada hamile olduğunu biliyor muydunuz? Yok bilmiyordum. İşte bunun Mustafa'nın karısı. Ama bütün aile biliyordu ben Ağrı'dayım Balıkesir'de ben bilmiyorum ki. Yani Cemile o zaman bir hamilelik yaşıyor. Daha doğrusu hamile kocasından gel ama o bebek de anladığım kadarıyla kocasından değil doğru değil, mu? Değil. İşte Mustafa'nın karısı dedi hakim amca dedi kızı ortadan kaldırmasaydık dedi eğer dedi hepten rezil olurduk dedi. Ondan sonra dedi mecbur kaldık dedi çok dedi güçlüydü dedi elimizden dedi kaçmaya çalıştı zor yakaladık dedi. Of. Ondan sonra onu öyle söyledi. Sonra biz bunları gizli ihbar yaptık yani bunları şikayet ettik biz. Ne zaman şikayetçi oldunuz? Biz ertesi gün Balıkesir savcılığına gitti gizli şahit olduğumuzu yani tesadüfen konuşmaları duyduğumuzu söyledik. O dönem evlerine asker polis gitti yakaladı ama tekrar salmışlar diye duyduk yani. Bizim bu şikayet ettiğimiz 28 sene oluyor. O kız 28 sene önce ortada kaldırıldı. Ama anladım ama şimdi o dönemde önce bir şey kayıp olduğu söyleniyor. Sonra işte sonra gidip ifadeler veriliyor. İşte sonra şikayetler geri çekilince bir yerde evlendirildi, bir yere gittiği söyleniyor. Çünkü Cemile'yi o dönemde sadece bir gün arıyorlar. Sadece bir gün arıyorlar. Siz Hatice'den önce bunu duyunca, kulak misafiri olunca gidip jandarmaya söylediniz mi dönemin jandarmasına?
Biz ertesi gün jandarma değil, direkt Balıkesir savcılığına gittik biz. Köyde dikkat çekmeyelim, jandarma falan gitmedik. Sizin şikayetiniz alınmadı mı o dönemde? Şikayetimiz alındı. Bir savcı tarafında biz gizli tanık, biz gizli duymuşuz, kapıdan duymuşuz. Evet. Aldılar, biz geldik ama ertesi gün kapıların önüne jandarma gördük. 30 Mart 1996'da jandarmaya gelen ihbar olmuş. İsimsiz olarak evet, bir ihbar yapılmış. 96 yılında sonra bir dakika daha sonra baba da gidip ifade vermiş. Benim kızım Cemile'yi öldürdüğüme yönelik şikayet etmişler. Benim kızım Diyarbakır Hazro'da biriyle evlendirdim. İsmini bilmiyorum demiş daha şimdi, sonra babası. Şimdi Didem Hanım bak biz oraya gittiğimizde kızı sorduğumuzda bizi tersliyorlardı. Onlar bir dönem konu komşuyu içeri sokmuyorlardı. Biz gittiğimizde Cemile konusu geçti mi çekişiyorlardı. Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Niye Cemile'yi soruyorsunuz? Cemile'nin kıyafetleri hepsi o evlerindeydi. O zaman yani bu işin içinde Naciye de mi var? Naciye de kocasına ve üvey oğluna yardım edip kendi kardeşi, karısı, Mustafa'nın karısı Hatice vardı. O da Naciye'nin kız kardeşi. Dolayısıyla hepsi beraber el birliğiyle kızı ortadan mı kaldırdılar? Naciye bu cinayetin içinde mi? Bir dakika. Şimdi Didem Hanım bunlar toplu halde hepsi büyük bir salonları vardı. Salonda konuşuyorlardı, tamam mı? Evet. Şimdi Naciye dedi ki ben elbiseleri giydirmişim. Hakim Gürbüz dedi ki sen akıllısın dedi. Onu iyi etmişsin dedi. Şimdi Mustafa'nın karısı dedi kız benim elimden kaçıyordu dedi. Çok zor güç ettik dedi. Kız dedi çok güçlüydü dedi. Elimizde zor tutmuşuz dedi. Yani Hamit öldürmeye Gürbüz, öldürmeye Hamit gidiyor. Hamit gidiyor. Cemile'nin babası, abisi Mustafa gidiyor. Naciye'nin kız kardeşi Hatice de mi gidiyor? Hatice. Evet. Oo. Bunlar bir bayan, bunlar iki bayan, iki erkek gidiyorlar. Naciye bu nedir? Hatice. Ha? Bu nedir? Bu nedir? Bilmiyorum. Ha? Nasıl sen gittin mi? Yok. Naciye. Niye peki niye? Nereye gittim? İşte demek ki sen her şeyi biliyorsun. Bize sakladın. Ne? Yani demişsin kıyafetimi giydirdim. Kızın amcası da demiş sen çok iyi yaptın. Bir saniye Fatmacığım. Kıyafetimi verdim ha tamam. Tamam. Ama diyor ki beraber yani senin kız kardeşin de Hatice de Mustafa'nın karısıyla senin kız kardeşin evli ya üvey oğlunla. O beraber şey gitmiş Hatice gitmiş Mustafa gitmiş bir de kocan Hamit beraber gitmişler kızı öldürmüşler hamile olduğu için. Hamileyi bilmiyorum yani hamileyi bilmiyorum. O mahalleden biri yapmış bu cinayeti yani. Üç kızı aynı anda idare ediyor. Ben kesinlikle öyle bir şey olsa ben onu... Burak Turun'un cinayetiyle devam ediyoruz. Şu para çekme evet, meselesini ben çok merak ediyorum. Şimdi Burak senden para istedi mi İknur? Hayır hiç istemedi. Peki bir kredi çekilmiş. Sen kendin bir kredi çekmişsin galiba. Burak da bir kredi çekmiş. Burak'ın çektiği krediden haberin var mı? Bu pandemi dönemi vardı ya, o zaman bu kendisi başvurmuş, teyze bende çıktı dedi, hani sana da yapalım dedi. Sana da yapalım dedi. Çok uygun dedi, hani öder gidersin dedi. Peki ne kadarlık kredi çektiğini ve aldığını biliyor musun? Valla bana 5 milyar dedi, 5 milyar çıkmış herhalde. 5 bin lira, peki o paradan Seher senin haberin var mı? Yok. Peki bir kredi çekiyor, teyzesine söylüyor, 5 bin liralık kredi çekiyor, 5 bin lira 2020 yılında düşünürsek şu anda maalesef paranın değeri bayağı bir düştü aşağıya paramızın. O zaman öyle ya da böyle bir paranın değeri var. 5 bin lirayı sana verdi mi, ne yaptı? Hayır o bana çekmedi, kendine çekti. Ben kendi çektiğim krediyi kendime aldım. Tamam Burak ne yaptı o 5 bin lirayı? Vallahi bilmiyorum da Seher'in bundan haberi olmaması mümkünatı yok. Çünkü Seher de vardı bana başvururken böyle telefondan şey yaptık. Seher de yanımızdaydı. Allah Allah Seher. Nasıl haberi yok? Ne zaman başvurduk? Bu korona dönemine girdiğimde tarihini hatırlamıyorum. Korona döneminde biz seninle hiç görüşmedik ki. Hayır ya bu korona döneminde bu pandemi işleri oluyordu ya. O zaman bize mi gelmiştiniz ne? Orada oldu. Size Kasım gibi geldik sadece. Sonra pandemi vallahi Şubat'tan sonra başlıyor. Hatta ben de o sırada bir grip geçirmiştim. Dedim herhalde neyim ne olduğunu anlamadım. Sonra Covid falan oldu. Mart'tan sonra zaten bir devlet karar verdi. Bunu bir salgın olarak nitelendirdi. Ama bu konuşma olduğunda Seher yanımızdaydı. Nasıl bilmiyor? Tamam Seher bilmiyor musun? Çünkü... Ya ben nasıl yanınızdaydım? Ne konuşması oldu? Ne dedim ben? Ya teyze sana da başvuralım dedi. Ben dedi krediyi şey yaptım dedi. Hani benim onaylandı dedi. Sana da başvuralım dedi. İyi de ben sizin eve geldiğimizi bile hatırlamıyorum ki sizin eve zaten Kasım'da geldik. Ya benim evde mi sizin evde mi yani onu tam olarak hatırlamıyorum tarihini bilmediğim için onu tam bir şey sen diyemiyorum. Sen bir Eylül'de geldin.
Bir Eylül'de geldin bize zaten. Aralık'ta gelmedin. Bir de Ocak'ta geldin. Başka ne zaman zaten. Çekilmiş bu kredi? Yani bana bankadan dedikleri kadarıyla Nisan gibi falan bankadan parayı çekmiş Burak. Evet. Yani onun tarihini bilmiyorum ama yani sen de vardın yanımızda. Beraber Burak'la başvururken Burak benimki oldu dedi, seninki de olur teyze inşallah dedi. Nasıl senin haberin yok? Benim haberim yok. Çünkü sonrasında sen bu buradan... Zaten icra ile öğreniyorum ben bu kredi çekildiğini. Evet. İcra geliyor. Adres olarak kimi göstermiş peki? Nurife'yi göster. İkamet Nurife abla geldi. Ama bilmiyorum parayı ne yaptı. Ya hiç para şeyi konuşmadı yani şöyle yaptım böyle yaptım diye demedi. Çünkü o dönemde bir gizli tanık buraya geldi. Gizli tanığa da işte bir silah aldığından işte silah kaçakçılığı ya da onun kaçakçılık değil de ticaretini falan yaptığını ima etmiş. O gizli tanığa. Hiç o dönemde silahla ilgili bir şey demedi. Söylemedi. Yayında şöyle Hayır. değişik bir cümle kullandı. Dedi Burak benim için kredi çekti gibi böyle bir değişik söylemlerde kullandın. 2,5'unu sana vereyim teyzem demişsin. Hani ben anlamadım orada da o yüzden sana. Ser sen zaten her şeyi yanlış anlıyorsun. Kafanda bir şey kuruyor. Ben Hayır sen de izle. Orada. Sen de izle kendini. Tamam. Ben dedim ki beraber parayı çekmeye gittik dedim. Burak çalışmıyor dedim. Teyzem paran yoksa dedim. 2,5'unu sen al bari dedim. Hani ihtiyacın varsa dedim. Yok teyze bizim paramız var dedi. Ya anladın da orada o da kredi çekiyor. Niye ona soruyorsun hala 2,5'unu al diyorsun? Ya o zaman ne yaptı bilmiyorum ki. 5000 lira da az para değil. Karısına da söylemiyor. Ne yaptı acaba o parayı 5000 lirayı? Ha? Vallahi bilmiyorum. Senin yaptığın bazı paylaşımlar var. Sen evet. Senin yaz süren ne kadar tuttu? Burak çünkü öldürüldükten sonra senin çektiğin bazı videolar var. Cinayet 20 Ocak'ta işleniyor. Arkasından 1-2 ay sonra senin çektiğin bütün görüntüler bir gelsin ekranlara lütfen. Ben kimseye anlatamadım. Burak beni aldatmış. Kimseyle paylaşamadım. Ateş benim evime düştü. Herkes hayatına devam etti. Ben orada yerlerde sürünürken hani gülmeye de devam edenler oldu evde. Arkamdan mı konuşuyorsunuz? Çok da tın. Tın, 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 tın. O videoların çoğu o zaman yani o olayda sonra çekilen videolar değil. Ben onları ya önce çekmişimdir ya da sonra şey olmuştur, galeride duruyormuştur. Ha, TikTok çekmedim değil, doktora gittim. Doktor dedi ne yapıyorsun hani ne şey hobin ne dedim. Şu anda dedim TikTok'la şey kafamı dağıtıyorum dedim. Hani böyle devam et dedi. Hangi psikolog bir şey özür Allah'la kendim biliyor. Özür Seher nereden biliyor? Özür dilerim. Söyle Seher ben çektiğimi ben biliyorum Allah biliyor. Seher nereden biliyor benimle çektiğimi diyor. Ya bana ben cenazeden sonra birkaç kişi dedi ki hani gördük hani gülümsüyorlardı dedi. İlknur hani mu özellikle? Evet teyzesi olduğuna inanamadım dedi. Sen görmedin mi orada gülümseyip gülümsemediğimi? Sen yok ben muydun orada? Ben yerlerde sürünüyordum ben seni göremedim. Gözümü bile açamadım ben kaç gün boyunca. Ben gülecek benim arkadaşım gitmiş bir an şeyde. Burak olmuş ben nasıl güleyim? Mutfakta gülümserken görmüşler yani bana da söylediler. Umursamamıştı anlamında söylüyorsun. Herkes demiş ki Burak'ın ölümünü... Canım gitmiş canım. Yani teyze anne yarısıdır. Abamın acısı nasıl da benim de acım öyle. Ter el ben tut yarın bir gün. Nasıl? Sen göremezsin zaten ne varsa İknur'un üstüne atılıyor. Ne varsa İknur'un üstüne atılıyor. Bizim attığımız bir şimdi şey yok ki olanları konuşuyoruz şu an. O zamanlarda gelip sormadın hiçbir şey. Sustun öyle. Ter ne oldu bana bir haber var mı? Yok. Hep böyle şey. O zamanlarda böyle bir şeyler var. Keşke yardım etseydiniz de bir haber alsaydık. Yardım etmedin ne biliyor? Ben seninle saatlerce de konuştum. İki saat boyunca, üç saat boyunca günde konuştuklarım da oldu. Ağzına tek bir laf alabilirim diye konuştum ben seninle saatlerce. Seher seninle saatlerce konuşurken senden şüphelenmiş ağzından laf almak istemiş. Sen bunun farkında mıydın İknur?
Yok, farkında değildim. Az önce öyle söyledi. Ya, böyle konuştuk, şey yaptık. Valla kafasına şüphelendirecek hiçbir şey yok. Ben bunu SHR değil, eğer bilsem gider emniyette paşalar gibi paylaşırdım. Yani bilsem işte, yani. Emniyete de gitmedin, emniyet sana geldi genelde o yüzden. Sen gitmedin. Kim gitmedi emniyete? Kim gitmedi? Sor bakalım bir. İş yerinden gittim ben emniyete. Aklıma küçük bir şey geldiğinde. Onları iş yerine geldir. Hani çalışma şeyleri sorun olmasın diye. Kaç kere geldiler? Sen neden senin şüphelendin? Sen neden ilk nurdan şüphelendin? Yani hareketlerinden, olaydan sonra böyle tavırlarından, sonrasında rüyalarından bir şeyler anlatmaya çalışıyor diye rüyalarını dinlemeye başladım. Sonrasında hareketleri iyice şey oluyor. Her konuştuğumuzda ekstra bir şey çıkıyor. Her konuştuğumuzda ekstra bir şey çıkıyor. Hani ben konuştukça hatırlıyorum bazı şeyleri dedi. Ben de saatlerce konuştum artık. Hani bir şeyler hatırlıyor. Şundan açıyoruz, bundan açıyoruz. Aldattı muhabbetini de söyledim. Her şeyi de söyledim. Sonrasında yok sen, söylemedim, Murat yok hatırlamıyorum. Ki sen de dedin, yayında dedim bak. Söylemedi. Ben dedim aldattığını söyledi. Evet söyledi, yapıyorsun yayındayken ben izliyorum bunları. Evet söyledi, yapıyorsun. Sonrasında sen bana aldattığını söylemedin ki diyorsun. Sen bir önce bir düşün, önce ağzından kaçırıyorsun. Sonrasında yok sen bana demedin. Hayır hatırlamıyorsan hatırlamıyorum de. Bilmiyorum de. Gerçi bunlar da bir kaçamak bir cevap da hatırlamayacak bir şey yok yani bunda. Sana göre benim dediğim her şey kaçamak, bir doğru söyleyen sen varsın, biz hep kötü söylüyoruz. Kötü söylüyorsun demiyorum, bir şey söylemiyorsun ki. Keşke kötü söylesen ya da başka bir şey söylesen, hiçbir şey söylemiyorsun ki. Dün sen sosyal medyanda bir şey paylaştın, dün onu da konuştuk. Sosyal medyanda dedin ki zamanında her şeye evet dedin. Ondan sonra fakat şimdi onu şimdi de benim üzerime geliyorsun, katil arıyorsun. Zamanında evet. Zamanında neye evet dedi? Kızların eve gelmesine izin vermişsin. Bak bunlardan haberimiz yok. Ayşe ile tanışmışsın, eve gelmiş. Bunlardan haberimiz yok. Zaten o kızdan şüphelenmişsin hani bir yerde. Evime gelen misafiri sana rapor mu etmem gerekiyor? Yok rapor et demedim ki ben sana. Madem her şeyin habercisiymişim ya ben. İşte sen habercisin zaten. Ya. Sen bildiklerini söyle, boş ver. Al sen benim günahımı böyle almaya devam etsen. Öteki tarafta nasıl vereceğin hesabını bilmiyorum. Günahını mı? Ben buranın katilini bulana kadar devam edeceğim. Seni konuşturana kadar devam edeceğim. Bu böyle. Benim bildiğim hiçbir şey yok. Bilsem zaten sana değil giderim emniyete paylaşırım. Bu şeyin keşke emniyeti paylaşsaydın. Var, ben de o yönde ilerledim zaten. Defalarca o yönde şey, ilerledim. Neyini paylaşacağım ben ya? Olmayanmış. Sen dedin ki bana yayına geldiğimde neden dedin eniştem hakkında konuşuyorsun dedin. Biz dedik Recep'i konuşacağız dedik. Şimdi İknur'a geldi sıra. Ben enişteni söyledim diye şimdi. Yo sen eniştemi ne zaman söyledin biliyor musun? Ben Murat dedim, seni rüyanda gördüğün kişiye benziyorum dedim. Orada enişteyi fırlatıverdi. Konuyu değiştiriverdin, anladın mı? Senden şüphelenmemiş biri, boşuna değil bunları.